Sanat trenimiz Ebru istasyonunda duracak. Ebru'yu konuşacağız, suyu konuşacağız, aşkı konuşacağız, fırçayı konuşacağız. Fırça atmak denir mi bilmiyorum ama konuma onu da soracağım. Hani böyle Ebru'ya atıyorlar ya, boya atmak diyorlar ama fırçayla attıkları için biz onu belki fırça atmak falan diye de işin biraz mizahi yerine bakabiliriz. Ebru sanatı nasıl evlerimize girdi? Bu bir Aristokrat sanat mıydı? Sadece kitapların kenarlarına, alınlıklarına kullanılan bir şey miydi? Ya da ciltlerin arasına kullanılan bir şey miydi? Halka nasıl intikal etti? Bu sağlanırken hangi hocaların, hangi öğrencilerin, hangi halk eğitim merkezlerinin katkısı oldu? Ebru insanlarla nasıl buluştu? Bu buluşma yeterli mi? Ve nereye gidiyor? Bütün bunları konuşacağız. Konuğum Özbekler Tekkesi'nin manasını da, maddesini de nesil olarak yürüten değerli bir konuğum. Eda Özbek Kangay. Soyadını söylemek biraz zorlananlar oluyordur herhalde, değil evet, mi? Evet Uğur Bey, soy ismimi söylemek isterken biraz zorlanıp hem de yanlış söyleyenler oluyor. Doğru. Olsun. Hoş görüyor musun? Görüyorum. Bana da Uğur diyen var, Umut diyen var, Ufuk diyen var. Soyadım Can Bolat isimle soyadın ilk harfini birleştirenler var, Uğurcan diyenler var. Ben hepsine dönüp bakıyorum. Evet, ben de öyle. Güzel, ya ne yapalım? Evet. Eskilerin bir sözü var Eda Hocam. Diyorlar ki isimlerin değişmesiyle hakikat değişmez. Hmm. Yani tebeddülü esma ile hakikat tebeddül etmez diyorlar. Evet. Yani mesela senin adın Eda da olsa, Seda da olsa, benim evet. adım Uğur da olsa, Umut da olsa, cevherimizde ne varsa, işte manamızda ne varsa hayatta o çıkıyor ortaya. Evet. Yani ismin etkisi var ama hakikatimizi değiştirecek kadar galiba yok. Değil. Diyebiliriz herhalde. Diyebiliriz. Diyebiliriz. Şimdi mesela fakat su değişken. Hı hı. Yani hakikatimiz belki değişiyor ama hakikatimizin bin bir yüzü var, renkleri var, değil mi? Evet. Coşkuları var, inişleri var. Mesela hüzünlü hallerimiz var, coşkulu hallerimiz var. Üzgün, sevinçli, mutlu, sarılan hallerimiz var. Sevinçli, mutlu, coşkulu. Evet. Ama öfkeli hallerimiz tabii. var, hüzünlü hallerimiz öfkeli, var. Öfkeli, taşkın, mutsuz. İnsanız çünkü. Evet. Hepimiz bir damla sudan meydana gelmedik evet. mi? Kendi içimize çekilmiş hallerimiz var. Evet. Şimdi su meselesi çok ilginç. Çok mühim. Çok da mühim. Çok mühim. Mesela suyu sevmek gerekir mi? Evet. Suyu okşamak gerekir mi? Her şeyi sevmek suyla gerekir. Suyla konuşmak gerekir her mi? Her şeyle konuşmak gerekir. Herkesi sevmek gerekir. Zaten hayatın anlamı sevmek. Evet. Hayatı seversek ve hayatın içindeki her türlü nesneyi, canlıyı, Allah'ın yarattığı ağacı, kuşu, böceği, kediyi, her türlü canlıyı hürmetle bakarsak zaten onun geri dönüşüm titreşimleri bize sevgi. Başka türlü bir şey aksettirmesi mümkün değil. O zaman sevgide bir ayrım yapmıyoruz. Yani asla. Mesela elma ağacını seveyim ama kabağı sevmeyeyim gibi bir şey yok değil mi? Öyle bir haddimiz yok daha haddimiz doğrusu. Yok. Bunu hissedersek haddimiz yok. Tabii. Çünkü sevmenin bir nesnesi var aslında. Evet. Bir öznesi var. Evet. Yani biz hani Hazreti Yunus'un işaret ettiği gibi değil mi? Sevdiklerimizi bir şey için seviyoruz. Evet. Değil mi? Hak için. Evet, hak için seviyoruz. O zaman hak her şeyi severek yarattığına göre bizim onun severek yarattıklarını bizim hoşumuza gitmeyen davranışları gösterse bile sevmemeye hakkımız yok. Evet. Belki uzak durmaya hakkımız olabilir. Yani belki. Diyelim ki mesela diyelim ki köpekten korkuyorsa evet köpeği hak yarattı diye seviyoruz. Evet. Ama korkusu var. Evet. Sevmeli, nefret etmemeli ama uzakta durabilmeli. Evet. Gibi, diye bir gibi hani, diyebiliriz. Evet, belki zaman içinde o korkularda aşılabilir. Aşılıyor. Su üzerine mesela nakış deniyor mesela. Ebru'yu nakış olarak düşünebilir miyiz hocam? Hani çünkü evet. şöyle bir yakınlık olsun diye düşünüyoruz. Aha. Ben çocukluğumda Anadolu'da ablalarımız, genç kızlar evlilik çağına yaklaşırken hele sürekli nakış üzerinden konuşurlar. Evet. Yani kaneviçe yaparlar, el oyası yaparlar. Nakış aslında diğer sanatkarlarımız, telkariler, ahşap oyuncular her birinin bir nakışı var. Hı hı. Aslında her birimiz hayatta bir nakış işliyoruz. Hepimiz bir nakışız aynı zamanda. Zaten ayrıca. Allah'ın nakışlarıyız. Hı hı. Bize ne işlendiyse, Allah bizim üstümüzde neyi müsaade ettiyse biz o kadar karşımızdaki insana hissettirebiliyoruz ya da kendimiz hissedebiliyoruz. Neyi nasıl yapar biz bile şaşırıyoruz bazen o içimizdeki sevginin büyüklüğüne efendim çiçeği dokunurken ki duyduğumuz o coşkuyu aşka çünkü her zaman aynı coşku içinde olamayabiliyoruz. Coşkumuzu sevgimizi harekete geçiren yine nedir? Karşımızdaki canlıların
hem sevgisi hem de o coşku birliği. Yani coşku, sevgiyle birbirimize dokunduğumuz sürece canlılar, Allah'ın yarattığı canlılar sevgiyi diğer canlılara ikram edecektir. Yani bunun başka bir açıklaması yoktur. Nefretle dokunduğu zaman işte şu anda dünyanın halini görüyoruz. Görüyoruz. Değil mi? Yaşadıklarımızı evet. görüyoruz. İletişimleri, aile ilişkilerini, evet. arkadaşlık ilişkilerini. Yani benden bir tık yukarı geçmesin diye nefrete başladığınız zaman çalıştığınız bir evet. yerde diyelim ki evet. ya da öğrenciyken farklı bir şey oluyor. Fakat gençler Eda Hocam biraz rekabet üzerine motive ediliyorlar. Evet. Bu çağda. Yani mesela teyzenin çocuğunu geçmezsen olmaz. İşte amcanın oğlunu geçmezsen olmaz. Yani sürekli birilerini geride bırakma ve ileri geçme gibi bir hayat kurgulanıyor. Fakat bize Pira'nın evet. söylediği, Tekke'nin söylediği, irfan kültürümüzün söylediği, Arifa'nın söylediği hı hı. ise farklılıkları birbirimizin içerisinde tamamlamak. Birbirimizin üzerinde görmek, göstermek ama rekabet değil. Evet. Mesela iddia varsa, dava varsa mana yok diyorlar diyelim ki. Ben şu soru sormak istiyorum. Hani yıllardır Ebru çalışıyorsunuz, hı hı. öğrencileriniz var, çok kıymetli hocalarınız var. Onlardan çok, bahsetmenizi çok de isteyeceğim. Tabii ki. Süreçte. Su mesela. Mesela evet. suyla iyi geçinmek diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Evet. Suyla tabii ki Ebru'yu konuşacağımız için su ve Ebru birbirinin iç içe, ikisi de birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz bir şey. Ebru sanatı ise aynı hayat gibi. Çok bir kere çok kıymetli bir sanatımız. Yani çok Allah getirenlerden, günümüze kadar ulaştıranlardan bin kere razı olsun. Hocalarımıza rahmet olsun. Onların haklarını gerçekten ödeyemeyiz. Gerçekten hissederek yaptığınız zaman meşguliyetinizi hiçbir zaman ilerleyemiyorsunuz. Hep en başındasınız yolun ve hep teşekkür ediyorsunuz. Hep duygunuz tam oluyor. Bu çok güzel bir şey. Ben hani ilerleyen zamanda konuş mesela su gurur kırıcı. Yani sizin gururlu olmanıza müsaade etmeyen bir etmiyor. Yapsa, değil mi? Etmiyor. Su geçit vermiyor. Evet. Yani su ne isterse o oluyor. Çünkü su bizim üstümüzdeki her türlü enerjiyi hissediyor. Yani biz eğer hani Ebru yapıyoruz, Ebru sanatçısıyız. Çok atıyorum, çok kıymetli bir sipariş aldık değil mi? Evet. Çok ciddi bir şekilde bize kazanç getirecek. Evet. Ama o tekne eğer istemezse inanın Uğur Bey o Ebru'yu vermez. Evet. Vermez. Ne yapalım ne edin veremez. Yani siz Ebru'nun formülünü de çözseniz, kimyası, tekniği bir kere o hırsınızla efendime söyleyeyim o egonuzun yükselmiş olan haliyle tekniği kitlersiniz, suyu kitlersiniz. Evet. Su açılmaz. Ne yaparsanız açılmaz. Dolayısıyla bütün bu efendim hırkalardan soyunmuş olmak evet. gerekiyor. O tekniğin başına oturduğunuz zaman o edebinizle efendim geçmişe olan adabınızla her türlü soyunmuş olmanız gerekiyor. Anladığım kadarıyla su da bir silsile arıyor. Yani sizin hocanıza hürmete, tabii ki. Suya hürmete, tekneye hürmete ki biliyorsunuz bizim irfan kültürümüze Mevlevilikte varlık haktan ayrı sayılmamış, gayrı sayılmamış. Mesela diyelim ki ceket giyiyor, ceketin işte kolunu öpüyor. İşte diyelim ki bir şey değil mi, giyiyor, onu öpüyor. Yani dolayısıyla bütün varlıkları kendinden ayrı görmemiş. Ve onlara saygı göstermiş. Anladığım kadarıyla Ebru da hem hocalara saygı, suya saygı, tekneye saygı, zamana saygı falan gibi bir şey anladığım kadarıyla. Böyle bir şey söylüyoruz. Evet, böyle güzel bir gönülle teknenin karşısına geçtiğimiz zaman zaten Allah'la her an kayıtta. Allah kalbimizle, gönlümüzle, beynimizle, ruhumuzla bizi herkes göremez belki ama herkesi kandırabiliriz. O bizimle kayıtta. Dolayısıyla onu kandıramadığımız için o güzel gönlü nasıl olur da o teknenin başından ya da uğraştığı her neyse, ne işse nasıl boynu bükük kaldırabilir ki eğer onun o içindeki istek gerçekten samimi ise? Mümkün mü? Evet. Dolayısıyla Ebru sanatı hayatın içinde hayatla iyi geçinmekten geçiyor. Aynı hayatın içindeki kurallar gibi birçok kurallandırabiliriz. Mevlana'nın Şems'in 40 kuralı gibi hayatın kuralına çevirip Ebru sanatını hayatın kimyasıyla birleştirmek çok bence çok yakın. Hani deniyor ya tekkeler için işte siz de Özbekler tekkesinin ahvadısınız şeyde edeple giren lütufla çıkar. Kesinlikle. Çok şükür.
Bunu, çok şükür. Hani bir tekke adabı açısından böyle görmekle beraber, irfan kültürümüz bakımından böyle görmekle beraber, suya edeple bakan lütufla çıkar diyebilir miyiz? Lütufla yıkanarak çıkar. Su yani o zaman oturduğunuz zaman o teknenin başına o kadar farklı olarak kalkıyorsunuz ki. Yani dünyanın servetini serseler sizin burada bakmazsınız yani. Evet, o kadar mutlu oluyorsunuz. Evet. Şimdi sizin fotoğraflarınıza baktım hazırlanırken. Hani işte internette. Yani Ebru teknesindeyken hani o başka bir Eda gibi oluyor. Hani böyle bütün duyularıyla oraya yerleşmiş. Öğrencileri başında bir şey yapıyor. O evet. Tekneden işte ne diyorsunuz? Kağıdı tekneden kağıdı böyle, çıkarıyoruz yavaş yavaş. Ya her birisi bir sanat, bütün dikkatle bakılıyor. Ve ne çıkacağına ilişkin böyle bir tevekkül var, bir heyecan var. Bir sürü bir şey okunuyor fotoğrafta. Yaşanmışlığı ne akıtıyoruz biz o kağıda. Yani o aslında Ebru sanatı öyle duygusuz hiçbir şey olmaz hayatta. Yani yaşayacaksınız, hissedeceksiniz ve nakşedeceksiniz. Şimdi kağıdımızı yatırdık. Neyle doldurduğumuz kağıdı çok önemli. Evet. Yani sevgiyle, aşkla, efendim kızgınlıkla, duygu olarak neyle doldurursak çevirdiğimiz zaman onu göreceğiz. Dolayısıyla size o geçecek. Buradaki geçecek. Dolayısıyla sevgimizden, gönlümüzden katmamız, yaptığımız işe, fırçamıza, boyalarımıza o zaman size geçebiliriz biz. O zaman teknedeki suya, teknenin başındaki Ebru Zen, Ebru sanatçısı gerçi hani bunlar da tartışılıyor falan ama biz olsun. Söyleyelim. Önemi yok. Hiçbir aynı şeyden bahsediyoruz. Evet. Ebru yapan kişi, illa hoca olması şart değil. Aslında tekneye kendisini mi atıyor? Yani kendi duygularını, kendi düşüncesini, teknedeki suya o boya atarken kendi içindeki fark etmeden de olsa, hissetmeden de olsa kendi duygularını mı atıyor? Teknede kendisi mi oluyor aslında? Ya da çıkan şey ne kadar kendisi? Evet, Uğur Bey, çok çok güzel bir soru. Onu yakalamak bile bir süreç biliyor musunuz? Yani o hale gelebilmek. Hı. Ve onu gerçekten hissedebilmek ve onu başarabilmek. O çünkü teslimiyet gerektiriyor. Harika. O hırkaları bırakıp gerçekten tüm kalbinizle oturduğunuz zaman işinizin başına her ne olursa olsun yine aynı şeyi söyleyeceğim. İster Ebru, ister başka bir sanatın dalı ne olursa olsun yani o aşkı karşı taraf mutlaka hisseder. Yeter ki o tam teslimiyetle çıksın. Kalpten gelsin. Şimdi Eda Hocam söylediklerinizden şunu anlıyorum. Teslimiyet olacak. Evet. Büyük bir sevgi olacak. Evet. Değil mi? Evet. Ego hırkalarını benlikten soyunacağız. Yani zamanla çıkıyor onlar da. Zamanla çıkıyor tabii. Zamanla çıkıyor. Ve çok soyunmak çok da zordur. Yani akşam eve girdiğimizde elbisemizi, paltomuzu çıkarıp asmak gibi bir şey değildir. O varlık elbiseleri insanın canına çok yapıştığı için onları çıkarmak, kazmak usta işi. Yani bizim kendi başımıza yapabildiğimiz bir şey de değil. Değil. Genelde onu piran yapıyor. Yani insan ustaları yapıyor çok onu. Çok güzel yapıyorlar. Çok da güzel çok yapıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. O deriyi çıkartıyor ama üst üste 100 tane deri giymiş diyelim ki. Hı hı. O deriyi çıkartırken bir ameliyat ustası gibi. İnce ameliyatlar. Cerrah, bir mana cerrahı gibi onu yapıyor. Diğerini kesmeden yapıyor. Çünkü diğerini biraz sonra çıkartacak ya da bir süre zaman sonra. Zaman veriyor, ara veriyor. Evet. Bayağı uzun zaman sonra tekrar dokunuyor. Yaraya dokunmuyor hemen. Şimdi son zamanlarda, son yıllarda dokuya saygılı hekimlik diye bir şeyden bahsediliyor. Yani sizin kanser hücrenize bile saygıyla dokunuyor. Yani alırken bile yani hücreye hakaret ederek ya da kızarak değil. Dokuya saygılı hekimlik. Yani iğne damar yolu açarken, müdahale ederken filan. Dolayısıyla aslında burada o saygı anladığım kadarıyla Ebru'da olduğu gibi evet. Her meslekte var. Kişi kendini tekneye bırakıyor. Kendini oradan atıyor. Suyla kavga etmemesi gerektiğini biliyor. Suya iyi davranması gerektiğini biliyor. Onu sevmesi gerektiğini biliyor. Evet. Söylediklerinize ben bunları anlıyorum. Evet. Teslimiyet önemli. Çok çok önemli. Ne çıkacağına ilişkin tevekkül ediyor olması lazım. Evet. Fakat ben burada sanki bir de şöyle bir şey var gibi hissettim. Lütfen hani evet ya da hayır diyeyim ya da şun. Bir de beklentisiz olacak. Evet. Yani evet çok önemli. Çıkana razı olacak. Çıkana razı olacaksın. Zaten o razı oluş o kadar öyle bir ikram geliyor ki onun arkası kesilmiyor. Evet. Ya o ikram çok gani oluyor. Çok güzel oluyor. Ben bunu yaşadığım için çok şükür yani hani
İnşallah yaşıyorumdur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ziyadesi olsun. Çok da korkuyorum hakikaten, hani kendi kendime de böyle konuşurken, çünkü çok hissediyorum gerçekten. Çok güzel bir şey. Yani hissederek, her ne yapıyorsanız hissederek yapmak gerekiyor. Şimdi bizim kültürümüz diyor ki Eda Hocam, her şey kendini çoğaltır. Evet. Mesela şükür, şükrettiğiniz konuyu çoğaltır. Hı hı. Şikayet, şikayet ettiğinizi çoğaltır. Yani kendini çoğaltır. Evet. Mesela şikayet ediyorsanız şikayetiniz artar. Her neden şikayet ediyorsanız. Evet. Şükrediyorsanız şükrettiğiniz şey artar. Her neyse o. Yani dolayısıyla bazı şeyleri şükür bahsinde, lütuf bahsinde falan söylemek lazım. Çok şükür. O hani hamdolsun. Ben yaptım demedikten sonra, çünkü o beni yani o aradan o hırkaları falan çıkardı. İnanın biz yapmıyoruz zaten. Yapmıyoruz bizim zaten. Hiçbir şey yaptığımız yok. Evet. Yok. Yok. Zuhurata tabiriz. Diyorsunuz ki mesela bir söyleşte Ebru göze ve gönle şifa oluyor diyorsunuz. Evet. Nasıl şifa oluyor hocam? Yani Ebru'nun göze ve gönle şifa olmasını biraz böyle hani birkaç cümleyle söyleyecek olsanız ne söylersiniz? Nasıl oluyor? Çünkü Ebru sanatı ya hakikaten sihir gibi demiş İbrahim Ethem Efendi dedem. Ebru sanatı sihir gibidir demiş. Hakikaten izleyenler, ilk defa izleyenler, yani onlar şaşkınlıkla izliyorlar ve hakikaten çok çok büyüleniyorlar. Hakikaten de Ebru sanatı öyle. Başına oturduğunuz zaman, fırçayı elinize aldığınız zaman beyniniz duruyor bir kere. Yani tamamen bir terapi tarafı var Ebru sanatının, bir şifa kaynağı. Kendim de birebir yaşadığım için bu şifa kaynağından beslendiğim için ve hala da besleniyor olduğum için tamamen bir şifa kaynağı. Çünkü bütün beyniniz duruyor. Hiçbir şey düşünmüyor. Sadece ana odaklanıyorsunuz. Yani aslında asıl olması gereken şey, ne ileriyi düşünmemiz gerekiyor ne geçmişi, değil mi? O an anda olmamız gerekiyor. İşte o neyse boyutları teknemizin, orada onu başarıyoruz çok şükür. Evet. Dolayısıyla Ebru sanatı nakış nakış o yapan kişiyi işliyor, birleştiriyor, kendisiyle birleştiriyor, bütünleştiriyor ve farklı bir şekilde oturup teknenin başına farklı bir şekilde kağıdını çekip kalkıyor. Şimdi aklıma şey geldi. Mesela bizler mescitlere girdiğimizde, Allah'ın mescitlerine girdiğimizde ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Evet. Bu ayakkabıları çıkarmanın remzi, yürüdüğümüz, dolaştığımız, dışarıya ait olan şeyleri ben dışarıda bırakıyorum demekmiş. Yani, evet. Onun için mesela bunu da remzen Hazreti Musa'nın Hak'la görüşmeye gittiğinde ayakkabılarını çıkarması üzerinden remzediliyor. Yani biz ayakkabılarımızı mescitlere girerken, camilere girerken çıkarmamızın sebebi Musa'nın Hak görüşmesine gittiğinde ayakkabılarını çıkarıp ateşe yaklaşmasından, işte o şeye, Sina'ya girerken ayakkabılarını çıkartıyor. Buradan anlıyoruz ki benliği çıkarmak. Çok önemli. Dünya adına gezdiğimiz yerleri, ayakları, ayakkabıları öyle düşünürsek. Çok önemli. Çıkarmak lazım. İbadete girmek için de dünyayı, yani ayakkabılarımızı, papuçlarımızı çıkarıp öyle girmek İnsan lazım. İnsan olmamız lazım. Mesela denir ki Hak sohbetine giderseniz bir pirana, bir erene, hı-hı, bir mürşide ayakkabılarınızı çıkarın derler. Aslında zaten ayakkabıları çıkararak tekkiyeye giriyorsunuz. Fakat belli ki buradaki ayakkabı bizim çıkardığımız ayakkabı değil. Ayaklarımıza gittiğimiz, kafamıza taktığımız dünyasal, dünyevi ne varsa her türlü kıyafet, onları tekkenin dışına ayakkabılarla beraber çıkarıyor olmak lazım. Sizin Eda Hocam anlattıklarınızı ben şunu çıkardım. Sanki teknenin başına giderken de biraz papuçları çıkarmak gerekiyor. Hırkaları çıkarmak gerekiyor. Evet. Doğru mu anladın? Doğru söylüyorsunuz. Öyle gerekiyor. Yani öyle oluyor. Mutlu olduğunuzda da teknenize koşmanız gerekiyor dedim ya, ne yapıyorsanız. Evet. Yani işinizi aşkla yapmanız için o sizin içinizdeki dolaşan duyguları duygularla hareket etmeniz lazım birebir. Evet. Yazmanız lazım, çizmeniz lazım, Ebru yapmanız lazım. Yeter ki duygu ritminizi takip edin. Evet. O zaman işte o zaman şey yapıyorsunuz. Aranıyor olmak güzel bir şey. Şimdi diyor ki Aysun Taşçı, hocam yetiş tekne ayar tutmuyor diyor. Evet.
Aslında tutar da diye biz kendimizi size odakladık, harikasınız diyorlar. Teşekkür ederim. Onlar sizin değil mi canlarınız? Evet, sınıfta bekliyorlar. Hepsi hakikaten Üsküdar Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapıyorum şu anda. Ve çok mutluyum. İnanın her sabah kendi atölyeme gidecek gibi mutlu gidiyorum. Çok şükür. Hiçbir şekilde geri adım gitmiyor ayaklarım. Yani bu çok önemli bir şey. Çok doğru. Çok doğru. Ve o kadar tatlı ki hepsi, Aysun, yani şu an tek tek sayamayacağım isimlerini, Nilhan, hepsine. Sezai Bey var efendim başımızda bizim, yaşça ve tecrübece bizden büyük ve çok zarafet sahibi bir insan aynı zamanda. Gönül zarafeti var, o da onu giymiş, onu örnekliyoruz hepimiz. Hepsini çok seviyorum, maşallah. Hepsi o kadar güzel ki, işte hepsi o ayakkabısını çıkarıp, o öyle dediğiniz ayakkabıyı o kapıdan içeri öyle giriyorlar. Maşallah. Ben de hepsine buradan selam ediyorum. Tabii sizi bir araya getiren bir de böyle hamilelerimiz var, yöneticilerimiz var. Evet. Güzel insan. Mesela o sırada hani sizin o üretimi sağlamanıza imkan sağlayan, o dokunuzu oraya yansıtmanızı sağlayan, elbiselerinizi çıkarmanıza fırsat veren kişiler de oluyor. Ben duyduğum ve bildiğim kadarıyla Üsküdar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Bülbül de hakikaten tabii, değil mi, gönlünü bir bülbül gibi şakıtabilen insanlardan birisi. Mustafa Bey çok bilgili, çok kültürlü. Hakikaten sanata ve sanatçıya sonsuz ve bilerek destek olan, yani böyle yani o oldum olmak için değil, ne yaptığını bilen, hakikaten bilerek yolda yürüyen bir beyefendi. Bu kıymetli bir şey. Bu çok kıymetli bir şey. Evet. Hürmetlerimizi iletelim. Bana da sağ olsunlar kültürün en özel yansımalarını göndermişler. Cam atölyemizi. Değil mi? Cam atölyemizi. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben böyle hızlıca bir baktım. Çok Üsküdar Halk Eğitim Merkezi cam atölyesi ürünleri. Harika eserler var. Girişte de Mustafa Bülbül Hocam bir girişte yazmış. Ben camları da çok severim. Uygun bir zamanda Mustafa Hoca'yı da buraya bir değil mi? Çağıralım. Çok güzel olur. İnşallah. Çok bize camı anlatsın. Üsküdar Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitimleri, katılımları, onları nasıl artırdıklarını, kimlere hitap ettiklerini, nasıl sonuç aldıklarını, kimlere dokunduklarını. Mustafa Hocam, hani sizi mecbur bırakmak için buradan söyledim gelmenizin. Öğrencilerimizin tümüne de muhabbet edelim. Aysun Taşçı, çok teşekkür ederiz demiş. Neslihan Tuncay, canım hocam diyorlar. İhsan Kutluay, Bursa'dan izliyormuş. Aysel Dokur, Varova, hayırlı sabahlar Uğur Bey, Eda Hanım öğrencisi olarak çok mutluyum, başarılar, teşekkür demiş. Yasemin Güneş, iyi yayınlar dinlemiş. Müzeyyen Özdemir, Ankara'dan izliyor. Zöhre Gezgin takip ediyor. Sena Alboğa, Adana'dan, bir defa yaptım yıllar önce. Yüzümde olan tebessüm duygularımı yansıtmıştı diyor. Evrim Onat yine aynı şekilde kalpler göndermiş. Evru sanatı hissederek yapılmalı, ruh haline göre değişir diye düşünüyorum demiş bir seyircimiz. Cennet Beyza Ardahan, Uğur Bey iyi yayınlar. Ebru Hanım diyorlar size bu vakitte. Diyorlar. Bir de Ebru Hanım diyorlar. Eda Hanım. Ben hiç düzeltmiyorum. Düzeltiyorsunuz. Bir de bazen mesela sokakta çok güzel bir şey. Ömerciğim bir kahve daha alalım. Kahve alınca çok iyi konuşuyor evet. Hocam. Mesela sade. Benim Ebru yaptığımı bilmeyen, Ebru ile meşgul olduğumu bilmeyen, hiç tanımayan bir şey alışverişi yapıyorum. Hı. Ebru Hanım mıydı diyor mesela. Ben inanılmaz mutlu oluyorum çünkü hani dokunmuyorum onunla benzetmesini. Tınıları da demek ki yakın birbirine. Eda, Ebru evet, değil mi? Olabilir. Efendim, Eda hocamız Edalı Ebru'ların sahibi falan böyle değil mi? Manası, coşkusu, söylediği. İnşallah. Falan. Müthiş Ebru'lar var ama. Müthiş. O gözler mözler var son zamanlarda yaptığınız. Son iki sene. İki sene. Evet. Sayfada takip ediyorum. Bazen paylaştığımda oluyor falan. Evet. Teşekkür ederim. Müthiş. Farkındayım. Yani. Müthiş yani. Yani inanılmaz. Onları da biraz konuşalım. Cennet Beyza Ardahan diyor ki, Ebru Hanım ne güzel yansımış sanat inceliği ruhunuzda, lisanınıza, sanatçı olmaya lüzum yok, tefekkür et, zaten o mihengin içindesin diyor. Şükran İskender Derya alkışlar ve kalpler göndermiş. Üsküdar Halk Eğitim Merkezi izliyor, Mebru Şehitoğlu takip ediyor. Şule Şahin Ankara'dan izliyor, Şaban Özdemir takip ediyor. Seher Sert Kanuni bir arkadaşımız, o da takip ediyor, izliyor. Maşallah ya, güzel. Şükran İskender Derya, sevgili Dünya Tatlısı Hocam, kilitlenmiş vaziyette izliyoruz sizi ve Uğur Bey akıcı, rahatlatan sohbetiyle Ebru ve insan konulu söyleşiniz harika diyorlar. Ankara'dan bak doğru söylemiş birisi, Eda Hanım demiş.
Olsun, Ebru Hanım deseniz de kabulümüzdür. Kabulümüzdür. Eda Hanım, ruhunuz Ebru'yu yaparken suya ve boyaya yansıyor mu diyor. Evet, onları evet. Anlatmıştım. Bir aşk dediniz. Hı hı. Bu böyle artan bir aşk mı? Yani böyle genelde bir fırtınalı bir şey yaşarsınız, bir aşk yaşarsınız. Sonra vuslat olunca, yakınlık olunca, birliktelikler arttınca o aşkın dozu genellikle küçük düşer böyle mi, çıkar mı, ne olur? Denir. Şimdi Ebru'da o aşk fırtınası artar mı? Yoksa hani dünyada yaşanan aşklar gibi böyle hafif düşüşler de olur mu? Ya da zaman zaman yükseliş, zaman zaman düşüşler olur mu? Nasıl bir şey? Güzel soru aslında. Hakikaten güzel soru. Çünkü ben de bunu kendime soruyorum yani bu son zamanlarda. Onu yaşadığım bir dönemdeyim şu anda diyelim Uğur Hocam. Evet. Yani o sizin sorularınızın cevabını bilmiyorum. Peki. Yani bilmiyorum derken yaşayacağım hani evet, belki evet. Bir sonraki konuşmamızda bunları daha ayrıntılı konuşabiliriz gibi. Evet ama mi? Şöyle söyleyebilirim. Bu bir hani aşk belli bir zaman içinde gelen bir şey. Öyle birden paldır küldür senin eline onu vermiyorlar. Tabii. Onu almak da bir lütuf. Liyakat. Evet. Onu yani onu hissetmek, onu karşılamak aşk Allah'ın bir lütfu bence. Tabii kesin. İnsana hediyesi. Çünkü sonunda kendisine getiriyor seni o aşkla. Aşk ile. Evet. Tasavvuf makamı aşk diyorlar. Yani biz o zaten meratibin sonu gibi. Evet. Çünkü zatiyet galiba evet. Var orada. Hani sıfatlardan yükselip zatiyete falan çıkılan bir nokta. Aşk muhteşem bir şey. O bir ayrı bahis. Yani biz Ebru'nun bağlantısı üzerinden. Onu tartışmak benim haddime bile. Hani onun bir şey haddime bile değil. Hani onun aşamalarını bilmek, konuşmak hiç yani hiç. Hiç. Peki mesela hani aşk muti olmaktır da deriz ya, aşık maşuğuna muti olur. Yani itaatkar olur. Elbette. Ne derse yapar. Onda yok olur. Kendini kendinde ifna eder, onda var olur. Falan. Hani kendini evet. Kendinden kovar, fena yapar, ifna eder ve maşuğunda var olur. Evet. Şimdi su bir aşksa, tekne, Ebru bir aşksa, bu aşk itaat eden mi, itaat ettiren mi? Ettiren. Ettiren. Yani su itaat ettiriyor. Evet. Biz kimiz diyeceğim yine orada. Evet. Hiç yani. Çok güzel. Çok su. Şimdi tabii su, işte ruh, tekne, su, kağıt ilişkisi. Duygu. Duygu değil mi? Yani bunlar böyle birbiri ardında zincirler gibi. O zincirler olmasa galiba olmuyor. Nakış dediniz ya, hani o nakış yaparken halkalar ekliyorsunuz birbirine. Çok önemli. Bir tane o gerçek olması gereken zincir o arada olmazsa hiçbir geçecek olan duygu bize doğru ulaşmaz. Evet, harika. Hı-hı. Orada müthiş yani. Ne güzel konuşuyorsunuz yani. Yok hocam. Yok hocam. Yok hakikaten ben böyle programlar böyle bir gün önce, hep genelde bir gün önce haber veriyor beni tanıyanlar. Çünkü biliyorlar ki ben çok stres yapıyorum, heyecanlanıyorum. Birdenbire geliyor böyle yani hani. Hakikaten şey oluyorum hani biraz ritmim değişiyor. Ne güzel. Ama şimdi mesela sizin o sıcak sohbetiniz ve samimiyetiniz Şükran abla söylemişti zaten. Hiç merak etme. Uğur Hoca ile sohbetin çok rahat geçecek. Elhamdülillah. Sizi tanıyanlar, evet, sizi sevenler öyle söylemişti. Muhabbet işte muhabbetle olmuş. Siz mesela bir dergahta dünyaya geldiniz. Evet. O dergahta yani Özbekler Tekkesi'nde, evet, hani Piran'ın işte yolunda, İbrahim Efendi'nin neslinden yoluna dünyaya gelmek. Çok şükür. Biraz da çok şükürler olsun tabii. Çok şükür. İnsanlar olsun. Hem şükür gerektirir hem de ciddi bir sorumluluk da içerir. Hakikaten öyle. Hiç değil kolay mi? Değil. Yani Özbekler dergahında dünyaya geldim. Çok güzel. Efendim çok güzel bir cümle. Evet. Çok anlamlı bir cümle ve o kadar zor bir yol ki. Ama çok şükür. İnşallah bir kere oraya layık bir torun olabilirim. Yani nerede doğduğun çok önemli değil. Nerenin torunu olduğun da çok çok önemli değil. Oraya layık olup olmaman çok önemli. Yani yakışan şekilde davranmam. Genelde şöyle derler Eda Hocam. Yani insanın iki doğumu olur. Birincisi maddeye doğmaktır. Evet. Bir anneden, bir babadan doğmaktır. Bir de bir işte tekkede, mürşit elinde manaya doğmaktır. Siz şimdi maddeye doğduğunuz yerde manaya da doğmuşsunuz aslında. Yani evet, iki doğumu bir arada gerçekleştiren ama sorumluluk da getiren nadir insanlardan birisiniz. Bu, evet, bu farklı bir şey.
Maddeye doğdum herhalde Uğur Bey ama manaya yeni doğuyorum. Biraz işte demek ki onun da zamanı oluyor. Hazırlıyorlar galiba, değil mi? Evet. Tevazuunuzdan öyle söylüyorsunuz. Peki yani dergahta, yani Özbekler Tekkesi'nde, Üsküdar'da dünyaya gelişiniz bir bakıma ve biraz da Ebru içindir diyebilir miyiz? Yine ben o söylediğim cümleyi söyleyeceğim. Ben böyle hissedebilirim ama orada kader giriyor devreye. Ona bizim bir ilave etme, efendim kendi iç sesimizden bir ilave yapma hükmümüz bile olmadığı için, eğer Allah öyle uygun gördüyse, eğer biz de o yeri hak ediyorsak, göreceğiz bunu zaman içinde. Orada bir yorum yapma şansımız da yok aslında. Evet. İyi konuşuyorlar, konuşuyorsunuz diye bir kahve daha göndermişler. Teşekkür ederim. Peki. Şimdi bu sanatlarda, gelenekli sanatlarda, geleneksel sanatlarda, hani Ebru hocası, Ebru ustası, Ebru da suyun aşkı, Ebru sanatçısı, Ebru zen, hani bu sanatlarda, bu güzel sanatlarda hocalara karşı bitimsiz bir saygının olması gerektiği söyleniyor. Hatta böyle onlar müsaade etmeden imza atılmaz bir süre. Onlar oldum demeden olunmaz. Oldum havasına girilmez. Hiçbir hatta zaman olmaz oldum ki. Onlar oldum dedikleri zaman sorumluluk daha da artar. Daha böyle yürek titremeleri olur. Ya hocam bana oldum dedi. Ben aslında daha olmadım. Nasıl imza atacağım? Nasıl olacak? Sorumluluklar vesaire. Hani bunların yaşandığı bir dünya. Yani diğer maddesel, diyelim ki üniversitede okullar, diplomamı aldım. Islatalım, diplomamı aldım, kutlayalım. Öyle bir şey değil. Yani sorumluluk artışı demektir icazet, değil mi? Evet. Vesaire. Sanat hayat boyu gidilen yoldur. Hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman öğrenme bitmez. Her zaman öğrencisiyiz hocalarımızın. Eğer bu üslupla gidersek zaten hem onların gönüllerini kazanmış oluruz. Düşünsenize hocalarımızın. Onlar bizi takip ediyorlar ve biliyorlar. Görüyorlar, izliyorlar. Bazen ses çıkarıyorlar. Bazen çıkarmıyorlar. Çıkarmadıklarını gözden çıkarıyorlar. Gönülden çıkarıyorlar. Yani haddimizi aşmamamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım hocalarımızın gönlünü kırmamamız gerekiyor. Çünkü gönül çok önemli. İnsanların da gönlünü kırmamamız. Yani hep Ebru hoca ilişkisi dönüyor dolaşıyor, hayat ilişkisine geliyor. Sevgi çok önemli. Yani sevgi bizim zaman, ne çok güzel söylemiş Mevlana Hazretleri. Zaman çemberinden çık, sevgi çemberine gir. Hepimizin sevgi çemberine girmesi gerekiyor. Yani o çemberin içinde olursak herkes birbirine sevgili, saygılı, hürmetli, haddinde davranır. Günümüzde her şey çok gelişti. Her yere çok kolay ulaşıyoruz ama insanlarımızın içi boş. Neden? O zaman işte bu hocayı yetiştiren bu güzel insanla bizi bu yönüyle, yani sanat yönüyle muhatap ettiren hocalarımız da var. Çokça vardır ama benim mesela bilip sevdiklerimle beraber çalışmışsınız. İşte Hikmet Hoca, değil mi? Evet, Barut, sevgili Türkiye, kıymetli Fuat, Hikmet Barutçıgil Hocam. Feridun Özgören Hocam. Evet, sevgili Fuat Başar Hocam. Çok 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 sevgili Feridun Hocam. Boston'da yaşıyor. Muhteşem güzeli. Keşke Türkiye'de yaşasa da ondan da feyiz alsak. O kadar güzel, o kadar güzel bir yürek ki o da. Maşallah. Çok güzel. Hepsine hürmetlerimiz var. Allah uzun ömürler versin, değil mi? Amin. Muhabbetlerin üzerimizden eksik Amin. Etme. Çünkü bu büyüklerin, hocaların muhabbetleri bir rahmet yağmuru gibidir. İnsanın üstüne düştükçe insan böyle serinler, rahatlar. Değil mi? Böyle o dünya kokusundan uzaklaşmış olur. Biraz hakikate, biraz kendine, biraz onlara yaklaşmış olur. Özlediğimiz lezzetleri hissetmiş oluruz. Hissetmiş oluruz. Evet. Aynen öyle. Usta-çırak ilişkisi önemli o zaman. Onu zaten temas ettiniz. Hocalara öyle yürekten cümleler kurdunuz ki. Buradan anlıyorum ki yani aslında usta-çırak, hoca-öğrenci, değil mi? Hiçbir zaman bitmez. Talip hoca ilişkisi önemli. Ne mutlu ki böyle bir şey nasip olmuş. Bir hocaya çırak olma. Elde olmuşuz, evet. Evet. Tabii Ebru sanatına Türklerin katkısı var. Onlara o tarihi şeyleri konuşmak yerine ama Dede İbrahim Efendi'nin Ebru'ya katkısından bahsetmek lazım, değil mi? Çok çok kıymetli bir zat. Evet. Dedem olduğu için de öyle. Hani hakikaten Uğur Bey, yüreğimde hissediyorum. Çünkü dedim ya az önce, hani madde aleminde doğdunuz, mana alemi dediniz. Dedim ki mana yeni yükleniyor siz dediniz, alçak gönüllü konuştuğunuz için. Efendim daha önce hakikaten dedemi tanımaya çalışıyordum ama bu son zamanlarda o kadar daha böyle içimde o kadar çok hissediyorum ki onu. Muhteşem bir insanmış bir kere. Yani
hem insan olarak çok örnek bir Türkiye'nin insanmış. Türkiye'nin istiklaline olan katkılarını da görüyoruz. Efendim komutanlık bile yapmış, milli taburda komutanlık görevi yapmış. Evet. Tekkenin şehli vazifesini çok güzel yürütmüş. Ağaçlarla ilgili bir şey var galiba değil mi? Ağaçlarla ilgili çalışmaları var. Ağaçlarla yani, ilgili oyma çalışmaları var, demirlerle ilgili. Evet. Efendim dökmecilik, hattatlık, nakkaşlık, oymacılık, okçuluk. Onun uğraştığı sanatlardan çok kolaylaştırıcı şeyler yapmış yani. Mucitçe diye anılırmış zaten. Evet. Hatta tekkeye Hintliler gelirmiş. Hacı keramet köse şimdi şey kağıdı saatinize yapışmış durumda. Bunlar elektrikli insanlar ailece. Görmüş olduğunuz gibi. ne diyordum? Benim şey dikkatimi dağıttınız öyle. Dedenin dedem bu Orta Asya yani Hazerfen üstü Hazerfen evet, diyebileceğimiz hacca gittiği zaman Müslümanlar tekkede konaklayıp oradan geçiyorlarmış. İstanbul'a geliyor. Hintliler geliyormuş. Efendim Hintlilerden de dokumayı öğrenmiş zamanında. Ve saraya bir sürü dokumalar yapmış, hediye etmiş. Yani o kadar sanata aşık bir efendi ki kendisi, bir dede ki, bir insan ki. Kıymet hazır olsun, ruhaniyetine selam olsun. Amin. Değil mi? Muhabbetimizi kabul buyursun. Evet, kabul buyursun. İnşallah. İnşallah. Çünkü onlara liyakat, layık olmaması, gerçi bizim layık olduğumuzdan değil de onlar lütfettikleri için biraz muhabbetleri içimizde dalgalanıyor, coşuyor. Yoksa bizim onlara hani bende olmaya, muhabbet duymaya çok yetenekli olduğumuzdan değil, genellikle onlar lütfettikleri için, tenezzül buyurdukları için, aynen öyle olur denir malumuz. Şimdi Ebru'nun pek çok kullanım alanları var. Yani artık mesela defterlerde, işte kitaplarda, işte ciltler aralarında pek çok yerde. Biraz halkla buluşmasını da sağladınız. Böyle pek çok yerlerde Ebru yapıyorsunuz. Hocalık yapıyorsunuz kendi yerinizde. Değil mi? Atölyeniz de var. Evet, çok şükür. Bazen işte alışveriş merkezlerinde ya da işte başka yerlerde, sergilerde. Bu da bir nevi Ebru halk buluşması falan diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. Diyebiliriz. Çünkü ücretsiz oluyor bizim o buluşmalarımız. Evet. Hakikaten zamanı olmayan annecikler yavrularını da alıp onu da deneme şansı buluyorlar. Hı-hı. Güzel de oluyor. Yani her şeyi düzgün yapmak kaydıyla efendim ben sakınca görmüyorum tanıtımında. Ama bakın o had çok önemli. Doğru yapmak. Hı-hı. Ve doğru tanıtmak. Bu yani bunun bir oyun olmadığını, bir işte eğlence olmadığını, bunun bir sanat olduğunu, işte baştan beri anlattığını, saygı göstermek gerektiğini, suyla yaratıldığımızı, burada da şu anda da bir yaratım olacağını, Hakk'ın bize bir şey zuhur ettireceğini, bir şey göreceğini bilerek teknenin başına geçmekle ya işte bir oyun falan gibi geçmek arasında fark var galiba. Zaten ona müsaade etmiyorsunuz. Evet. Yani edemiyorsunuz artık. Evet. Ebru sanatın aslında bir nevi sabrın talimiydi. Suya iyi geçinmek, gurura izin yok. Sizin bir Ebru eğitim setiniz de oldu galiba değil mi? Öyle bir şey oldu. Öyle bir şey teklif etmişlerdi. Olimpiyat Müzik. Ya onların düşüncesiydi zaten. Servet Bey, sevgili Servet Arman. Güzel de oldu. İnşallah hani yanlış bir şey yapmamışızdır orada. Hani, yanlış. Bir iki fotoğraf seçmiştim. Onları da gösterelim. Bakalım. Sana doğru bakın ne kadar zamandır. 45 dakikadır konuşuyormuşuz. Hiç öyle gelmedi bize. Hiç öyle gelmedi. Vallahi hiç öyle gelmedi. Ömerciğim bu fotoğraflara bir bakalım, ardından da toparlayalım. Şimdi bir süredir bizi alır mısın ekranda? Biraz daha büyük görme şansı olsun. Ben son zamanlarda yaptıklarınıza, gerçi hepsine bayılmak mümkün de bunlar daha böyle bir geçerken dikkatimi çekiyor. Böyle helozenik, biz biraz insanı kendi içini gösteren, işte gözünü, işte mana, işte kalbe benziyor, göze benziyor, bir odak noktasına benziyor. Evet. Buradan bir füyüzatın çıkabileceği bir şey var. Oralarda çizgileri böyle keskin değil, incelikli. Hayat bizi zaten biraz da toleranslı olmaya, farklı yorumlamaya, keskin olmamaya, kırıcı olmamaya falan hazırlıyor ve yetiştiriyor ya. Evet. Bakınca bir sürü bir şey aklıma geliyor. Nasıl çıkıyor hocam bunlar? Nedir bu? Biraz bize kısaca bahsetseniz. Bu ekranda gördüğümüz kumlu dediğimiz bir ebru tekniği ve çeşidi. Çok seviyorum ben de bu çeşitle çalışmayı. Hakikaten bu çalışmayı yaparken zihniniz tamamen anda. Efendim beyaz, işte mavi, beyaz, mavi. Hmm. Damlatma tekniğiyle böyle. Tek 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 de uzun da bir süre sürüyor. Hı. Efendim öyle
Sonra belli bir noktadan sonra kendi kendine sağdan sarılıyor diğerine. Sol büyüdükçe boyalar. Tamamen onun suyun üstündeki evet. Şey, evet. Suyun hükmettiği yine bir gidiş geliş mümkün, evet. Orada da. Su hükmeder, biz hükme razı oluruz. Devam edelim Ömerciğim bir sonrakine. İşte burada da bir farklılık var. Nedir hocam tam olarak? Bu ebrumuzda burada da bir altta bir şal ebrusu var. Üstünde kaplan gözü motifi var. Bunlar da böyle tek tek ince kılla çalışmayı gerektiren bir şey galiba, değil mi? Onlar böyle bizlerimizle böyle koyuluyor. Evet, evet. Tek tek efendim. Son zamanlarda çok uzun uzun beni tekneden kaldırmayan gözler. Evet. Evet, çok severek çalışıyorum. Evet, gözler üzerimize diyelim, devam edelim. Bir de böyle çalışmalar var. Bir de böyle çalışmalarımız var. Altındaki ebruğumuz modern ebru tekniği diye günümüzde bahsedilen. Üste de bir resim çalışmamız var. Resim çalışması da yine Yaprak Hanım'a ait. Yaprak Aktekin Arıkan çok başarılı. O da tamamen Allah tarafından, genlerinden gelen bir yetenek. Hiçbir eğitim almamış bu konuda. Müthiş çiziyor. Ve böyle güzel bir buluşma oldu. Şimdi biz böyle beraber... Harika. Güzel çalışmalar yapacağız. Buluşmalara inşallah. Buluşmalara devam. Devam inşallah. Ebru'da suyun aşkını tezahür ettirmeye, göstermeye, i̇nşallah. Zuhuratlara açık olmaya. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Harika ya, doyumsuz. Doyumsuz. Devam edelim. Evet, burada da çocuklara galiba işte o az evvel bahsettiğimiz, evet. Buluşmalar değil mi? Buluşmalardan bir tanesi. Yakın dönemde oldu. Bunu sosyal mecralarınıza kullandınız. Çok sevdiğim bir fotoğraf. Çocuk da böyle cin gibi, biraz haçlık açılmış gibi, değil mi? Öyle bir. Çok tatlı. Değil mi? Maşallah. Evet, burada da... Kıymetli müdürümüz. Evet, Mustafa Bey. Bizleri alabilir misin? Diğer arkadaşların önünü kapatmış olmayalım. Diğer arkadaşlarımız... Bir kutlama var galiba burada. Öğretmenler günü kahvaltımız. Çok da güzel oldu. Mustafa Hocam orada, evet. Değil mi? Pasta, evet. Kesiyor. Ne güzel. Tebrik ederiz bütün hocalarımıza. Evet, muhabbetler hepsine. Buradan. Yine burada da bir etkinlik, bir aradasınız yine, değil mi? Hep bir aradayız. Sınıfımızdaki öğrencilerimizin bir kısmı... Efendim, o deminden bahsettiğim Sezai Bey, evet, bakın en başta, evet, evet. Çiçeklerin tam üstünde, Nilhan, işte devam ediyoruz, Evrimcik. Evet. Hepsine selamlar. Selamlar, sevgiler. Peki, geçelim, var mı başka? Evet, bu varmış efendim. Alırsanız bu var. Yok, sizin olsun. veda edelim ama şimdi siz çok naziksiniz, çok teşekkür ederim anlattıklarınıza, gelişinize. Bu arada Mürvet Banu çok teşekkür ediyor. Harika, özden konuşuyorsunuz diyor. Şamil Kucur takip ediyor. Cemile Pelingür harikasınız hocam demiş. Aziz Yolcu Kaya, Yolcu Aziz Kaya izliyor. Ramazan Akkır izliyor. Esra Öz izliyor. Figen Özel, maşallah. Sevgiler, selamlar, hürmetler. Ben bu arada bir teşekkür etmek isterim. Efendim, Eda hocam nezaketiyle bir lütufta bulundu bize. Programa gelirken bir teşekkür mahiyetinde göstermiş olmak isterim. Çok teşekkür ederim kendisine bu güzel lütufkarlığı için. Bunu da bir kez daha bir önemli bir kitap okur, bir katalog okur gibi bütün sayfalarına bakacağım. Mustafa Hoca'ya da çok teşekkür ederim. Ben de size hani ismini geldim de ama yoktu. Geldim ama yoktu. Bizim çok teşekkür ederim. Lakırdılarımızdan oluşan teşekkürler. Şey, teşekkür ederim aldığınız için de. Efendim, aslında bitmeyen bir mana. Bitmeyen tezahüratlar. Çok güzel, çok iyi geldi bana da sohbet. Başka zaman yine konuşuruz belki girmediğimiz yer. Ama sadece Özbekler Tekkesi, Dede İbrahim Efendi, evet. Ve işte sanata, ebruya katkısını da bir tek programda konuşma mümkün olursa çok güzel olur. Güzel olur. Yani değil mi? Yani ona odaklı bir şey. Şu belki büyüklerimizle olur. Beraber, belki büyüklerimiz konuşsa daha iyi olur. Olur, onlara. Öyle de olur. Evet. İşte o da nezaketen. Eda hocam çok teşekkür ederim geldiğin için. Şunu da söylesem dediğim şey varsa onu da alabiliriz. Yok hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. sağ olun. Peki. Var olun. Efendim, Eda Özbek Kangay, doğru söyledin. Hocamıza doğru çok, söyledim. Çok teşekkür ederiz. Özbekler Tekkesi Üsküdar'da önemli bir yer. Lütfen tarihteki yerini, konumunu okuyun. Dede İbrahim Efendi'nin tarihteki konumunu okuyun. Ebru'ya katkısını okuyun. Ve Ebru ile ilgili meseleler biraz daha önemli. Biraz kendi iç motiflerimizi de ortaya çıkarmaya ihtiyacımız var. Öylesine hızlı, öylesine modern, öylesine bencil ve egoların yükseldiği bir hayat yaşıyoruz ki ebruya, suya, tekneye ve o hırkalardan kurtulmaya, onlardan soyunmaya çok ihtiyacımız var. Çok. Ebru ve su bizi bundan soyunduran önemli ögelerden birisi. Bu kadarını konuşabildik. Haftaya başka bir konukla yine birlikte olacağız. Ben Eda hocama ve hocalarına
birlikte çalıştığı dostlarına ve öğrencilerine bize gönderdikleri için bir kez daha teşekkür ederek burada vedalayalım. Muhabbetle diyelim değil mi hocam? Muhabbetle. Muhabbetle. Hikmet hocam da öyle der. Muhabbetle. Muhabbetle. Evet. Eyvallah efendim.